Evet. Kadehimi dün gecenin hırsızlarına kaldırıyorum. Ya 40 yılın başında bir doğum günü kutlayalım dedik. Onu da bizden çaldınız. İyi ki çaldınız. Şeyma ve Mete'ye. Şeyma ve Mete'ye. Şenefe. Vallahi Mete'ciğim, zehir gibi bir kız aldın biliyorsun değil mi? Ah, bilmez miyim? Estağfurullah. Öyle, öyle. Aa, o hikayeyi anlattın mı? Çok affedersiniz, buna bakmam lazım. Ay, çabuk dön canım. Neyse, ben anlatayım. Bora Beyleri tanıyorsunuz. Onlara bir sunum yapmamız gerekti. Son dakika ama. Nasıl panik oldum. Kiraz mevsimini sunalım dedik. Neyse, öyküyü hazırladık. Toplantı günü geldi. Bekliyoruz, bekliyoruz. Öykü Hanım yok. Artık ben saçmalamaya başladım. Yani rezil rüsva oluyoruz. Temel fıkraları falan anlatıyorum o derece yani. Sonunda Şeyma çıka geldi. Ne oluyor dedim, bu da kim? Merhaba dedi. Ben Şeyma dedi. Ondan sonra konuşmaya başladım. Benim bile ağzım açık kaldı. Neyse, yani günü kurtaran Şeyma oldu yani. Birileri şoför beye yanlış adres vermiş. Öykü o yüzden geç kaldı. Bunu da biliyorsunuz değil mi? Öyle ya da böyle Ayaz'cığım. Şeyma kurtardı mı? Kurtardı. O dosya Öykü'nün. Çizimler de Öykü'nün. Yani kiraz mevsimi olmasa böyle bir toplantı da olmayacaktı. Ayaz tamam. Ben o projeyi hazırlarken Şeyma'nın çok yardımını gördüm. Onun hakkını yiyemem. Kız arkadaşını korumanı çok iyi anlıyorum Ayaz'cığım. Anladım. Korumuyorum. Sadece bazı gerçekler görmezden gelinemez. Onu söylemeye çalışıyorum. Dış görünüş yanıltıcı olabilir. Ayaz. Konuşmamız lazım. Benle konuşacak bir şeyin yok. Mete ile konuş. Bak bana daha yeni evlenme teklif etti. Biraz süre ver ne olur. Söz veriyorum konuşacağım. Onu kandırıyorsun. Bak Mete Rıza olayını bilse böyle bir şeyi asla teklif etmez. Biz Mete ile en güzel günlerimizi yaşıyoruz. Bunu gerçekten bozmak mı istiyorsun? En yakın dostumun böyle biriyle birlikte olmasını istemem. Bana büyük büyük oluyor bu. Yarın son. Gidip konuşacaksın. Ya Emre, ben çok üşüdüm de odaya gidip üzerime bir şeyler alsak olur mu? Tamam, tamam, tabii. Tamam. Abi, müsaadenizle. Tabii, tabii. İyi geceler. Şaşırdın değil mi? Yani Şeyma'yla... Yok. Ben çok sevindim. Yani bence siz Şeyma'yla birbirinizi tamamlıyorsunuz. Ne güzel. Çocukluk arkadaşım evleniyor. Çocukluk arkadaşım. Ama büyüdük artık. Büyüdük diye artık çocukluk arkadaşım değil misin? Öyleyiz tabii. Yani haklısın. Arkadaşım. Emre ile Burcu nerede? Burcu üşümüş, odaya gittiler. Aşkım ya biz de mi gitsek acaba? Çok yorgunum. Tabii hayatım olur. Hadi. Arkadaşlar size iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Evet. Başımın belası. Kaldık baş başa.
Ne yapacağız? Hadi gel sahilde yürüyelim. Olur. Bu sefer ayakkabıları çıkartmıyor muyuz? Ya sen resmen benimle dalga geçiyorsun. Yok canım. Kim demiş? Bir daha sana yardım eden ne olsun? Ya aslında ben biraz üşüdüm. Odaya gitsem. Hemen çözüm üretiyorum. Sen giy bakayım şunu. Dur bakayım. Önünü de kapatalım. Vallahi tam oldu. Sen nasıl dolduruyorsun bunun içine? Bir kişi daha alır bu. Sen minnacıksın da o yüzden. Bu gece yemekte söylediklerim için teşekkür ederim. Rica ederim. Gerek yoktu. Bence gerek vardı Öykü. Bazen sesini çıkarman gerekiyor. Hep böyle susmak olmaz ki. Yani bu kadar feda etme kendini ya. O sunum, o iş senin hakkındı. Hadi gel benimle. Nereye? Sürprizim var. Az laf, çok iş. Hadi gel. Of Ayaz ya, nereye götürüyorsun beni? Şu kayalıklara çıkacağız. Ne? Nasıl? Tırmanacağız. Ben hayatta tırmanamam. Korkarım ben, yüksekten çok korkarım. Ben yanındayken hiçbir şeyden korkma. Hadi gel. 1992 yılının Şubat ayıymış. O zamanlar burası daha yeni kuruluyormuş. Annesiyle bir çocuk gelmişler buraya tatil yapmaya. Çocuğun pek arkadaşı yokmuş. Gece annesinin yanından kaçmış. Bu kayalara tırmanmış. Ya ufak çocuğun ne işi var kayalıklarda? Dönsün, insin aşağı. Ya inmemiş işte. Yalnız kalınca canı sıkılmış, gelmiş buraya tırmanmış. Of Ayaz ya, ineceğim ben, çok yüksek burası. Ya tamam, geldik işte, korkma. Hadi yürü. İşte burası. O hikayedeki çocuk benim. Biz annemle buraya tatile gelirdik. Ben hemen kaçıp bu kayaya tırmanırdım. Tek başıma hayaller kurardım. Yalnız bir çocuktum. Hiç arkadaşım yoktu. Öyle denk geldi. Bak şu kayada ne yazıyor? Küçük Ayaz. Ne yapıyorsun? Ben senin arkadaşınım.